Diyelim ki elimizde birkaç deney tüpü var ve her biri içinde DNA parçaları barındıran bir tür solüsyonla dolu. Biz de bu parçaların büyüklüklerini öğrenmek istiyoruz. Mesela bu bir numaralı tüpün içindeki DNA'lar, uzunlukları ne kadar ya da kaç baz çiftinden oluşuyorlar? Her birini oturup tek tek saysak bir sonuca ulaşabilirdik tabi belki ama maalesef bunu yapamıyoruz arkadaşlar çünkü çıplak gözle göremeyeceğimiz kadar küçükler. Şöyle ki 5000 dolayında bas çiftinden oluşan ve oldukça iri kabul edilen bir DNA parçası bile yalnızca 1-2 mikron ya da mikrometre uzunluğunda. Düşünebiliyor musunuz? 1-2 mikron. Tabi o da lastik gibi sonuna kadar çekip uzatırsanız yani. Dikkat ettiyseniz burada moleküllerin çapından söz etmiyorum. Uç uca eklenmiş moleküllerin toplam uzunluğunu anlatmaya çalışıyorum. Sadece 1 ya da 2 mikrometre. Mikron ya da mikrometre dediğimiz şeyin milimetrenin binde biri olduğunu düşünürsek karşı karşıya olduğumuz boyutlar ortada. Yani bu ölçme sayma işlemini ellerimizle ya da böyle kaba saba aletlerle yapamayacağımız belli. Kaldı ki elimizde yalnızca bir tüp DNA da yok. Diğer tüplerde e, ölçülmeyi bekleyen DNA parçalarıyla dolu değil mi? Peki bu işin üstesinden nasıl geleceğiz o zaman? Biraz elektrikli bir yöntemle. Yani DNA, RNA ve protein zincirleri gibi makromoleküllerin büyüklüklerini ölçmemize yarayan jel elektroforezi ile. Evet, o halde buraya yazalım. Jel elektroforezi. Evet. Tekniğin işleyişine geçmeden önce neden bu isimle anıldığına değineyim biraz. Jel elektroforezi çünkü bu işlemde gerçekten de bir tür jel <laughs> kullanılıyor. Yani jel buradan geliyor arkadaşlar. Affedersiniz. Elektro öneki ise tahmin edeceğiniz gibi e, ee, tahmin edebileceğiniz gibi daha doğrusu elektrik akımının da sürece dahil olduğunu gösteriyor değil mi? Elektro, ele, elektrik yani elektro gitar mesela değil mi? Elektrik gibi. Peki ya forez nedir? O da taşınma, bir yerden bir yere göç etme anlamına gelen Yunanca bir sözcük. Parçacıkların elektrik akımına maruz bırakılan jelin içindeki hareketini ifade ediyor bize. Evet, tekniğin e, kelime kökeni kısaca bu şekilde. O halde artık işte işine geçelim. Jel elektroforezi nasıl gerçekleşiyor? Gördüğünüz gibi burada bir düzenek var. İçi tampon çözeltiyle dolu dikdörtgen bir kap ve çözeltiye batırılmış bir jel tabakası. En sık kullanılan türüyle agaroz jel. Bu bir tür deniz yosunundan elde edilen bir e, polisakkarit. Polisakkarit jel kıvamında bir madde yani. Buradakilerde yan yana dizilmiş kuyucuklar. Şimdilik içleri boş. Öncelikle yapmamız gereken şey bu boş kuyuların bazılarını elimizdeki DNA örnekleriyle doldurmak. O halde bir numaralı tüpten şu kuyuya biraz aktaralım. Kuyunun dolu olduğunu belirtmek için üstünü karalıyorum. Evet, şimdi de iki numaralı tüpten bir miktar örneği bitişikteki kutuya boşaltıyoruz. Bunu da farklı bir renkle belirtelim. Ve son olarak 3 numaralı tüpten bir miktar DNA parçasını aynı şekilde diğer kuyuya boşaltıyoruz. Evet, yan yana sıralanmış bu kuyulardan üçü artık DNA örnekleriyle dolu. Aslında kuyuların görevi DNA parçalarını buradaki tampon çözelti içinde birbirlerine karışmadan muhafaza etmek. Çözelti dediğim şey de aslında tuzlu sudan ibaret. Elektrolitin pH seviyesini belirli bir aralıkta tutmaya yarıyor. Tamam mı? Elektrolitin ne yapıyor? pH seviyemizi belli bir aralıkta tutuyor. Bazik ya da asidik taraftaki pH seviyesi bu sınırın ötesine geçecek olursa hidrojen iyonu konsantrasyonunda ortaya çıkan bu değişim doğrudan DNA'yı ya da DNA üzerindeki elektrik yükünü etkileyebilir. Bu da yaptığımız işlemin sonucunu olumsuz etkiler. Şimdi yapmamız gereken şey bu düzeneye biraz elektrik vermek. İçinde DNA örnekleri olan kuyuların bulunduğu tarafa eksi, eksi ucu yani yani negatif e, elektrodumuzu tam karşıdaki kenara ise artı ucu yani pozitif elektrodumuzu bağlıyoruz. Doğrusu bu tekniği uygulanabilir kılan şey kuyulara doldurduğumuz DNA örneklerinin mevcut pH düzeyinde eksi yüklü olmaları. Aksi halde bu işlemi zaten gerçekleştiremezdik. Önceki videolarda kullandığım bu şemayı hatırlarsınız. Fosfat temelli bu yapıya baktığımızda, şuralardaki negatif yükleri açıkça görebiliyoruz. Konumuza dönelim. Evet, güç kaynağından çıkan uçları dikdörtgen biçimli kabımıza bağladık. Kuyuların olduğu tarafa negatif elektrot, karşı tarafa ise pozitif elektrot bağlı. Peki şimdi ne olacak? Kuyulara doldurduğumuz DNA parçacıkları Aradaki yük farkı yüzünden karşıya, yani pozitif elektronun bağlı olduğu tarafa doğru ilerlemek isteyecek. Tıpkı e, yüzme müsabakalarında, hani havuzun diğer ucuna en kısa sürede ulaşmaya çalışan yüzücüler gibi. İleri ufaklı her bir parçacık birbiriyle yarışacak. O halde size bir soru. Birim zamanda uzun parçacıklar mı daha çok yol alır, kısa parçacıklar mı? Peki, şöyle diyebilirsiniz e, bana. Uzun parçacıklar daha fazla negatif yük taşıdıkları için daha uzağa gidebilirler. Fakat bu durumda uzun parçacıkların daha büyük bir kütleye sahip olduklarını da hesaba katmalısınız. Yani uzunlukları ne olursa kütle-yük oranı aynı değil mi? Öyleyse belli bir zaman diliminde parçacıkların jel içinde kat edeceği mesafeyi belirleyen şey ne? Hemen söyleyeyim, büyüklük ya da aslında küçüklük mü demeliyim. Şöyle ki DNA parçacıklarının içinde yol aldığı agaroz jel ya da ee, polisakarit, bu makromoleküller için bir elek bir süzgeç vazifesi görür. Dolayısıyla küçük parçacıkların bu gözenekli yapı içinde yol almaları daha kolay olur. Çizim üzerinde gösterecek olursak belirli bir süre zarfında. Örneğin şu kuyudaki DNA'lar şu işaretlediğim yere kadar ilerleyebiliyorken. şu kuyudakiler ancak şu çizgiye kadar ilerleyebiliyor. Yani diğerine göre daha geride kalıyor. Tabi bu, Aynı kuyu'daki DNA parçacıklarının tümü aynı noktaya ulaşır ve orada durur demek değil. Mesela şu sonuncu kuyu'daki bazı parçacıklar şuraya kadar ilerlerken bazıları daha da ötelere, mesela şuraya kadar uzanabilir. Zaman geçtikçe bu göç daha da uzak noktalara ulaşır. Hatta sabredip beklerseniz bu makromoleküllerin karşı kıyıya ulaştığını görebilirsiniz. Tabii bunun için bayağı bir uzun süre beklemeniz gerek. Ama nihayetinde göreceğiniz şey farklı DNA parçalarının farklı hızlarda ilerleyerek oluşturduğu bir desenden ibaret olacak. Bu desene bakarak hangi parçacıkların ne kadar yol aldığını görüyor, dolayısıyla büyüklerinin ne kadar e, büyüklüklerinin daha doğrusu ne kadar olduğunu anlayabiliyoruz. Mesela şu parçacığa bakalım. Diğerlerine göre bayağı ileride. Öyle değil mi? O halde bu diğerlerine göre daha küçük ya da daha kısa bir DNA parçası. Oysa yan kulvardaki yüzücü o kadar hızlı yüzememiş, geride kalmış. O zaman bu ilkine göre daha büyük, daha uzun bir parça. Ya şu son kulvardakilere ne demeli? Resmen nal toplamışlar. Ee, şu en geride kalan belli ki en uzunları. Diğeri ise nispeten ileride, yani ilkine göre daha kısa. Tabi aynı kulvarda çok daha uzak noktalara erişmiş parçacıklar da görebiliriz. Mesela şu turuncu kulvarda. Şu noktaya kadar ilerlemiş çok daha kısa molekül zincirleri de olabilir demek istediğim burada relatif yani göreceli uzunluklardan söz ediyoruz. Peki her şey bu kadar göreceli ya da göreli ise ölçme işlemini neye göre yapacağız? Neyi kıstas alacağız? İşte bu noktada DNA merdiveni dediğimiz şey imdadımıza yetişiyor. Standart bir ölçme işlemi için ideal bir cetvel. Şimdi çözelti halindeki bu cetvelin neye benzediğini daha iyi anlatabilmek için buraya birkaç çizgi çekeceğim. Farklı bir renk kullanayım ki belli olsun. Mesela pembe. Sol baştaki kuyucuk başlangıç noktamız olsun ve evet şuraya bir çizgi, sonra bir tane şuraya ve bir tane de şuraya. Çizgileri neredeyse eşit aralıklarla çizdim ama bu sizi yanıltmasın. Bu lineer bir cetvel değil. Tam tersine gayet logaritmik. Yani ardışık iki çizgi arasındaki mesafe bir önceki ya da bir sonraki ile aynı değerleri ifade etmiyor. Mesela şu ilk çizgi 5000 bas çifti uzunluğundaki bir değeri gösteriyorsa bir sonraki çizgi yani şu 1500 bas çifti uzunluğunu belirten bir değere, bir sonraki ise yalnızca 500 bas çifti uzunluğunda bir değere tekabül ediyor. Demek istediğim, DNA merdiveni uzunluk ölçmek için kullandığımız bir cetvel ya da mezura gibi doğrusal ölçekli değil. Şimdi bu ölçüye esas alarak üstün körü bir ölçüm yapalım. Bakalım, agaroz jel içinde birbiriyle yarışan DNA parçacıklarımız yaklaşık kaç bas çiftinden oluşuyormuş? Hemen şu mavi kulvardaki ile başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi mavi parçacık 1500 ile 500 arasında duruyor ama 500'e daha yakın. O halde bu parçanın 500 bas çiftinden birazcık daha uzun ama 1500 bas çiftinden çok daha kısa olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim yeşil kulvardaki parçaya. Bu parçada 1500 çizgisinin biraz gerisinde kalmış. Yani 1500 bas çiftinden az biraz uzun. Bu yüzden o cüsseyle mavi parça kadar yol kat edememiş. Tabii farklı ölçeklerde DNA merdivenleri kullanarak gerçeğe çok daha yakın sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu tamamen ne aradığınıza, hangi DNA'nın izini sürdüğünüze bağlı. İz sürmek demişken, her şeyin bu çizimdeki kadar basit, gözde görülür olduğunu düşünmüyorsunuz değil mi? Mesela şu noktaya kadar ilerlemiş bir DNA'ya bakın, bir çırpıda işte aradığım DNA ipliği bu diyebiliyor muyuz? Maalesef öyle hemen diyemiyoruz çünkü baktığımız yerde bir değil çok çok fazla sayıda DNA var. Başta da söylediğim gibi yaklaşık 5000 bas çiftinden oluşan büyük bir DNA parçasını lastik gibi çekip uzatsanız bile yalnızca 1-2 mikrometre uzunluğuna ulaşıyor. Ve 1 mikron ya da mikrometre milimetrenin binde biri. Sanırım ne demek istediğimi anladınız. Sayıları çok büyük, yapılarıysa bir o kadar küçük şeylerle karşı karşıyayız. O halde bu minicik molekülleri nasıl görebiliyoruz? DNA'yı nasıl e, görünür hale getiriyoruz? Cevap boyayla. DNA moleküllerini floresan özelliğe sahip bir tür boyayla işaretliyoruz. Bu işlem için en çok tercih edilen madde ise etidyum bromür. Etidyum bromür, DNA moleküllerinin arasına kolayca girip yerleşebilen bir çeşit interkalasyon ajanı. İnterkalasyon terimi de zaten tam bunu ifade ediyor. Araya kaynama durumu yani kaynak yapmaca. DNA moleküllerini gösteren şu resme baktığımızda Birbirine bağlı baz çiftlerinden oluşan bu yapının içine girip yerleşmiş başka bir şey görüyoruz. İşte şu çerçeve içine aldığım şey. Etidyum bromür. Aradaki boşluğa nasıl da yerleşmiş değil mi? Etidyum bromür ultraviyole ya da mor ötesi ışığa maruz kaldığında ışıl ışıl parlayıp ben buradayım diyebilen bir madde. Biz de onun bu özelliğinden yararlanıp agaroz jel içinde yarıştırdığımız DNA kırıntılarını görünür hale getiriyoruz ortaya çıkan görüntünün neye benzediğini merak ediyorsanız şu fotoğrafa bir göz atalım. Gerçi bu oldukça bulanık bir görüntü ama olsun. Bir iki dokunuşla daha belirgin hale getirebilirim. Mesela sözünü ettiğim kuyulardan biri tam şurada. Standart bir ölçüm için DNA merdivenini boşalttığımız kuyu. Şu belli belirsiz duran ilk çentik 5000 baz büyüklüğünde bir değeri gösteriyor olsun. Bir sonraki yani şu 1500, şuradaki ise 500 baz çift, çifti değerini gösteriyor. Elimizdeki DNA örneklerinden birini bu kuyunun hemen yanındaki başka bir kuyuya, o da şurada olsun, evet, bu kuyuya boşaltıp bir süre beklediğimizde ışıl ışıl parlayan bir kütlenin bir miktar yol kat ettiğini görüyoruz. Nereye kadar gelmiş? 1500 ve 500 arasında duruyor değil mi? Ama 500'e çok daha yakın. O halde bu DNA grubunun 500'den birazcık daha fazla basitinden oluştuğunu söyleyebiliriz. Tabii dediğim gibi aynı kulvarda yalnızca bir DNA parçacığı olmak zorunda değil. Mesela 1500 bas çiftini işaret eden şu hizada başka bir grup da olabilir. İşte tüm bu değerler jel elektroforezi tekniği sayesinde okunur hale geliyor. Sanırım artık sürecin nasıl işlediğini ana hatlarıyla da olsa biliyorsunuz. Şimdi sorsam tüm bu mikroskobik kütlelerin etidium bromürle işaretlenmiş DNA kırıntıları olduğunu... Elektriksel alandaki yük farkının etkisiyle agaroz jelin içinde eksi kutuptan artı kutuba doğru ilerlediklerini ve DNA merdiveni sayesinde büyüklüklerinin standart olarak ölçülebildiğini bir çırpıda söylersiniz değil mi?